1909'da Abdülhamit Han'ın hal edilişinden sonra İttihat ve Terakki 9,5 senede ülkeyi paramparça etti. Ardından 1917'de Vahdettin Han tahta geçti. 1922'de İstanbul'u terk edene kadar tahta kaldı. 5 sene gibi bir zaman var. Bu arada Vahdettin Han hain ilan edildi. Ama bazıları kahraman ilan edildi. Şimdi bu kahramanlardan bir tanesinin direkt kendi kitabından size bir yeri göstereceğim. Evvela bir sualim olsun. Mustafa Kemal'i Samsun'a kim gönderdi? Vahdettin Han. 2012 senesinde Türk Tarih Kurumu bunu tasdikledi. 2012'ye kadar Mustafa Kemal'i Vahdettin Han'ın gönderdiği bu ülkede okeylenmemiş idi. Artık resmi müesseseler tarafından da okeylendiği için rahat rahat söyleyebiliyoruz. Yani kanuna muhalif bir şey yok. Bunu sormamdaki kasıt neydi? Bu gördüğünüz kitap Nutuk Türk Tarih Kurumu tarafından basılmış. Bunun muhtevasında Mustafa Kemal'in 1927'de meclis kürsüsünde 6 gün boyunca yapmış olduğu konuşmanın toplandığı bir kitaptır, eserdir bu. Toplamda 4 cilt, 3 ciltte mevzu var. Cildin bir tanesinde de sadece vesikalar ve haritalar var. Mustafa Kemal bunun birinci sayfasında, Nutuk'un birinci sayfası. Bunu ne Kemalist geçinenler ne anti-Kemalist geçinenler hiçbir zaman eline almamıştır. İsmi vardır, bir Nutuk bilinir ama teferruatında ne var hiç kimse bilmez. Açtık, birinci sayfa. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktık. Genel ve durum görünüşü şöyleydi diyor. Arkasından anlatıyor. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu kötü vaziyetten dolayı batmış bir alemdeydi. Gerisini kendi cümleleriyle size naklediyorum. Padişah ve halife olan Vahdettin soysuzlaşmış. Kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça önlemler araştırmakta. Az evvel ne dedik? Vahdettin Han Samsun'a gönderdi değil mi? Madem alçakça önlem arıyordu da seni niye Samsun'a gönderdi? Soruyoruz arkadaşlar. Vahdettin Han kendini, tahtını ve saltanatını korumak için alçakça önlemler arıyorsa neden seni Samsun'a gönderdi? Mustafa Kemal Samsun'a Bandırma isimli bir gemiyle geçti. Bu gemi bildiğiniz taka tarzı bir gemi değil. Ciddi bir gemi. Bennett diye bir İngiliz'in verdiği vizeyle beraber İstanbul Boğazı'ndan yol aldı gemi. İnebolu'da durdu. Arkasından Samsun'a indi. 43 tane subay, az subay seviyesinde komutanla beraber. Şimdi burada şöyle bir sual var. Mustafa Kemal İngiliz hükümetine karşı savaşıyor. İngiliz hükümeti ülkeyi işgal altına almış. Bu gemi Boğaz'dan bu rahatlıkla nasıl geçiyor? İçinde 43 tane subay, az subay seviyesinde kumandan var. Soru işareti. Samsun'a iniyor. Samsun'da 6 gün. Havza'da 22 gün kalıyor. Bilmiyorum. Samsunlu da vardır. Zaten oraları bilen de vardır. Samsun mu? Büyük Havza mı? Samsun. Her zaman böyle olması lazım. Hani günümüz içinde geçerli. O dönem içinde. Mustafa Kemal Samsun merkezde 6 gün. Havza'da 22 gün kalıyor. Bunun sebebini de şöyle biz açıklayabiliriz. Karşı taraf farklı açıklıyor. Onlar diyorlar ki 22 gün boyunca Havza'da tedavi gördü. Biz de diyoruz ki ülke vatan yangın yeriyken senin kahramanın orada neden tedavi oldu? Gerekirse bir sıkıntısı varsa onun ceza ezasını çekecekti ama vatanı kurtaracaktı. Kahraman büyük ya. Halbuki oradaki mevzu Mustafa Kemal'in İngilizler ve Ruslarla olan irtibatıyla alakalıydı. Mustafa Kemal daha evvelden İngilizlerle de irtibata geçmişti, Ruslarla da. Ruslar da bu sırada bir Bolşevik ihtilali olmuştu. General Budiniyev isminde o dönem albay, Rus albayı, ona bazı vaatlerde bulundu. İngilizler de bazı vaatlerde bulundu. Mustafa Kemal Samsun'da Havza'ya geçtiğinde bu vaatlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bekledi. Baktı ki İngilizler düğmeye bastı, Trakya'dan girdiler, dedi ki bu İngilizler sözünü tuttu. O zaman dedi ben düğmeye basarım ve yolumu Amasya'dan itibaren alırım diyerek işi devam ettirdi. Burada şimdi bir mevzu daha var.
1921'de İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı Harrington İnebolu Limanı'nda Kazım Özalp'e, yani Mustafa Kemal'in yanındaki kumandanlardan bir tanesine bir gemi dolusu silah teslim etti. Ya arkadaş, biz İngilizlerle savaşırken veya işgal altındayken, daha Anadolu'da hareket başlamamışken bu bir gemi dolusu silahı sana neden teslim ettiler? Soru işareti. Ben size hem suallerle kafanızda bir şeylerin oluşmasını istiyorum. Çünkü 5816 sayılı bir demokrasinin kırıcı isimli bir kanun var. Ben onun en büyük muzdariplerinden bir tanesiyim. Ortamda müsaittir, değildir. Çünkü kambersiz düğün olmaz. Vazifeli arkadaşlar vardır. Belki naklettiklerimizi naklettiğimiz gibi nakletmeyebilirler. O yüzden ileride hem bu ortamın ve bizim kafamızın ağrımaması için bazı şeyleri sualle soracağım. Not tutun, araştırın arkadaşlar. Hususiyetle not tutmanızı çok istiyorum. Çünkü dediğim gibi tamamen birinci el kaynaklarla ve kafa bulandıracak suallerle size bir şeyler nakletmek istiyorum. 23 Nisan 1920'ye geldiğimizde meclis kuruldu. Bu meclis Allah Allah sesleriyle, tekbir bayraklarıyla açılışı yapıldı. Lakin o tekbir bayrağının, ayetlerin yazılı olduğu bayrak, Mustafa Armağan'ın elhamdülillah büyük gayretleri sonucu ortaya çıktı. Yani bu meclisin Allah Allah sesleriyle, tekbir sedalarıyla, bayraklarıyla açıldığını ispatlayacak fotoğraf belki 5-10 senedir meydana çıktı. Burada nelerin saklandığını sohbetin dersinde anlayabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi geldik vurucu suallerden bir tanesine. Her daim Kemalistlerin, karşı cenahın bizim önümüze koyduğu bir mevzu var. Vahdettin 1922'nin 17 Kasım'ında ülkeyi terk etti. Peki Vahdettin Han ülkeyi terk ettiğinde sınıfı neydi, rütbesi neydi? Padişah mıydı? Padişah değildi. Neden? 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Vahdettin Han 17 Kasım 1922'de ülkeyi terk etti. 16 gün boyunca ciddi manada hayat tehlikesi içerisinde kendini korudu, sakladı. Ama baktı ki bu işin sonu kötüye gidecek. Mecburen, o dönem için İngilizlerden başka iltica edebileceği bir yer yoktu. 17 Kasım 1922'de ülkeyi terk etti. Tekrar söylüyorum. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. 17 Kasım 1922'de Vahdettin Han ülkeyi terk etti. Dikkat edin arkadaşlar. Karşımıza çıktığı zaman buradan güzel bir mevzu yakalarsınız. Ha, ne var? Ben kendim celalli bir yaratılışım var. Derdim ki ben öleyim, vatanım da öleyim. O dedi ki ben biraz daha yumuşak bir yaratılışım var. Yurt dışına çıktı. Orada bir şey daha doğuyor. Acaba yurt dışında bir teşkilatlanma mı yapacaktı? Buradan art niyet arayanlara biz şunu söyleriz. Topkapı Sarayı'nda şu anda bir kaşıkçı elması var. Hiçbir şey olmasın. Vahdettin Han sadece kaşıkçı elmasını cebine koyup çıksaydı 7 ceddini kurtarabilecek seviyede bir serveti olacaktı. Hiçbir şekilde vatanın hiçbir maddi manevi gelirine dokunmadan çıktı. Hatta vefat ettiğinde ne kadar acı ki 60 gün boyunca tabutu rehin tutuldu. Bakkal borçlarından dolayı. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İşte o adama bize hain dedirtiyorlar. O şahıs hain. Neden? Çünkü nutuğun girişinde zaten alçakça önlemler araştıran, soysuzlaştırılmış birisinden bahsediyor. Eğer o öyle dediyse o haindir derler. 1923 demişiz arkadaşlar. Şimdi biz Mustafa Kemal'in hayatını ikiye ayırıyoruz. Bir 1923'ten evveli, bir de 1923'ten sonrası. 1923'e kadar olan Mustafa Kemal de katiyen İslam dinine muhalif, kendi hususi sohbetleri hariç umumdaki ortamlarda zıt hiçbir şey bulamazsınız. Neden? Şimdi ben Müslüman bir toplumun başına geçmişim. Size desem ki ben sizinle beraber işte falan yere müdahale edip oraya meyhane bilmem ne açmaya gideceğim. Kim gelir benim yanıma? Hiç kimse. Ama dersem ki arkadaşlar burada kötü mevzular dönüyor. Biz şu kötü mevzuları bir temizleyelim. Sizi yanımıza aldım.
Gittik kötü mevzuları temizledik. Sonra sizde bazı zaaflar var. Zaafları yakaladım. O zaaflardan ufak ufak hepimizin beynine girdim. Ondan sonra beraber sofra arkadaşı olduk gibi düşünün. Yani 1923'ün 17 Şubat'ına kadar Mustafa Kemal'in hiçbir şekilde hilafet, padişah aleyhine bir cümlesi olmadığı gibi 6 Şubat 1923'te Balıkesir Zanos Paşa Camii'nde yaptığı bir hutbe var. Çarşamba gününe denk geliyor, cuma değil. O da geziyor internette. Mustafa Kemal çıkıp hiçbir zaman cuma hutbesi vermedi. Bu hutbede yalnız öyle ifadeler var ki altında Mustafa Kemal yazmasa zannedersiniz ki halife konuşuyor. Ve orada halife olan, padişah olan Vahdettin Han'a katiyen sonuna kadar senin arkandayım diyor. Yalnız bu 17 Şubat 1923 tarihli İzmir İktisat Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal'e bir sihirli değnek deniyor. Tabi bu sihirli değneğin adı Haim Naum, Lozan anlaşmasıyla alakalı onun kulağına bir şeyler fısıldıyor. Tabi bunlar hep Lozan'ın gizli maddeleri adı altında konuşuluyor. Katiyen Lozan'ın gizli bir maddesi yoktur. Ama o fısıldamalar vardır. Tabi bunları resmi tarihte söylemek gibi bir şans yok. Mustafa Kemal İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı bir konuşmada bu mevzunun teferruatını veriyor. Yani düğmeye bastı dedik ya. Düğmeye bastığında bize sinyali çakıyor arkadaşlar. Bunu da nereden öğreniyoruz? Osmanlı Devlet Matbaası tarafından basılan kitabın aslı budur. Gazi Paşa İzmir yollarında. Bu kitap Devlet Matbaası tarafından 1923'te basıldı. Sonra Türkiye İş Bankası tarafından latinize edildi. Yani bu kitabı şu anda bulabilirsiniz. Bunu not alabilirsiniz arkadaşlar. Bu İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşmada enteresan bir kısım var. Ben burayı hususiyetle karaladım. Millet esbabı hayatisiyle işgalden memnu olarak diğer diğer dolaştırılıyor ve bu yeni diyarlar halkı çok istisnalara, birçok imtiyazlara malik olarak çalışıyordu. Yani Türk milleti savaştan savaşa koşmasına rağmen gittiği yerlerdeki insanlar refah içerisinde yaşıyorlardı. Bizimkiler savaş peşindeydiler. Yani Fatihler unsuru asliyi peşine takarak kılıçla fütuhat yaparken, kılıç sallarken zapt olunan memalik ahalisi kazandıkları istisnalar, mümtaziyetlerle sabana yapışıyorlar. Toprak üzerinde çalışıyorlardı. Yani bizimkiler kılıç, kavga, dövüş uğraşırken onlar ellerinde saban vardı. Bilirsiniz sabanın olduğunu. Onunla tarımla ulaşıyorlar ve refah içerisindeydiler. Arkadaşlar, kılıç ile fütuhat yapanlar, fetih yapanlar, toprak kazananlar, sapanla saban, fütuhat yapanlara mağlup olmaya ve bin netice terki mevki etmeye mecburdurlar. Yani kılıçla savaş uğraşanlar, toprakla uğraşanlara yenilmeye muhakkak mecburdurlar diyor. Nitekim Osmanlı saltanatı da böyle olmuştur. Esas vurucu kısım geliyor. Buraya dikkat arkadaşlar. Telefonla oynamayalım. Bulgarlar, Sırplar, Macarlar, Romenler sabanlarına yapışmışlar. Muhafaza-i mevcudiyet eylemişler. Kuvvetlenmişler. Bizim milletimiz de böyle fatihlerin arkasında serserilik etmiş ve kendi ana yurdunda çalışmamış olmasından dolayı bir gün onlara mağlup olmuştur. Bu millet 500 sene fatihlerin arkasında serserilik etmiş. Şimdi biz buna bir şey demeye kalksak önümüzde kanun var ama o söyleyebilir.